Belirme hepinize selam. Ben Doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Percy Jackson serisinin maratonunu yapıyoruz. Çok uzun zamandır Rick Riordan'ın kitaplarına geri dönmek istiyordum. Ve en sonunda bu fırsatı buldum arkadaşlar. Yani daha doğrusu fırsatı bulmadım, yarattım. Çünkü dedim ki video içeriği çıkarmam lazım. Ne çıkarabilirim? Dedim ki hem Percy Jackson serisini tekrar okuyayım hem de maraton çekeyim. Bu nedenle sizlerle beraber 5 gün boyunca 5 tane Percy Jackson serisini yani kitabını okuyup seriyi maratonlayacağız. Şimdi birinci kitap Şimşek Hırsızı. Bu arada bu kitapların bende eski baskıları da var kitaplığımda. Ama onlar aşırı derecede yıprandığı için onlara hiç dokunmuyorum bile bir şey olmasın diye. Birinci kitabımız Şimşek Hırsızı. İkinci kitabımız Canavarlar Denizi. Üçüncü kitabımız Sitenin Laneti. Dördüncü kitabımız Labirent Savaşı. Ve beşinci kitabımız Son Olimposlu. Eğer bu video hoşunuza giderse ve Rick Riordan okumaya devam etmek gibi bir karar alırsak beraber, yazarın diğer serilerini maratonlarım bu arada. Ama bugün Percy Jackson'ı maratonluyoruz ve birinci kitabımız. Aslında ben bu videoyu daha önce çekmeye çalıştım. Kameranın karşısına oturdum. Gayet güzel de böyle mavi mavi makyajımı yapmıştım. Ama bir sayfa okuduktan sonra işim çıktı ve çekemedim. Okuyamadım da aynı zamanda. O yüzden yine başlıyoruz. Bir deneme daha. Evet. Bölüm 1. Cebire giriş dersi öğretmenimi yanlışlıkla buharlaştırıyorum. İlk cümlemiz. Bakın. Melez olmayı ben istemedim. Ama devamını da okuyacağım. Çünkü bunun ilk başlangıcı çok komik. Ne zaman okusam böyle yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Bakın. Melez olmayı ben istemedim. Siz de melez olduğunuzu düşünerek bu satırları okuyorsanız tavsiyem şu. Kitabı hemen kapatın. Anne babanız nasıl olduğunuza dair hangi yalanı söylediyse ona inanın ve normal bir yaşam sürmeyi deneyin. Melez olmak tehlikeli, korkunç. Çoğu zaman da pis şekillerde acı çektirerek öldürüyor sizi. Şayet normal bir çocuksanız, bunun da kurmaca olduğunu düşündüğünüz için okuyorsanız harika. Okumaya devam edin. Bunların hiçbirinin olmadığına inanabildiğiniz için sizi ne kadar kıskanıyorum. Ama eğer bu sayfalarda kendinizi buluyorsanız, içinizde bir şeyler kıpır kıpır oluyorsa hemen okumayı bırakın. Siz de bizlerden birisi olabilirsiniz. Bir kere bunu anladınız mı, onların da bunu hissetmesi an meselesi olacak ve peşinize düşecekler. Uyarmadı demeyin. Benim adım Percy Jackson. Tüylerim diken diken oldu. O kadar özlemişim ki. O kadar özlemişim ki. Ay. Ha bu arada videoda söylemedim ben bunu. Ben normalde ortaokuldayken bu kitapları okudum. Bu seriyi okudum da hatırlamıyorum yani. Filmlerini birazcık hatırlıyorum. Olayları az çok hatırlıyorum. Mesela son iki kitapta ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sadece bir kişinin olduğunu hatırlıyorum. Ama o kadar. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Detayların hiçbiri yok kafamda. Hatta bırakın detayları yani kitap direkt olarak silinmiş. Neyse biz başlayalım. Toplamda 363 sayfa ama puntolar devasa arkadaşlar. Ve kitap da normal kitap boyutuna göre kısa zaten. O yüzden 2 saatte bitirebilirim diye düşünüyorum. Ve başlıyoruz. Bu gezi de Bayan Dost diye birisi yok. Bildiğim kadarıyla Yance Akademisi'nde de Bayan Dost isminde kimse olmadı. Sen iyi misin? Ben Percy'nin yerinde olsam yani Percy'nin yaşadıklarını yaşasam, insanlar gelse sen halüsinasyon görüyorsun dese, gördüklerin gerçek değil dese ve bunu gerçekten birden fazla insan söylüyorsa muhtemelen tımarhaneye falan yatmam gerekir. Yani Percy kadar kabullenemezdim durumu. Sayfa 27 ve bu seriyle ilgili sevdiğim noktalardan bir tanesi de biliyor musunuz? Percy küçük bir erkek çocuğu ve annesini ne kadar fazla sevdiğini söylemekten hiç çekinmiyor. Normalde ya böyle erkek çocukları birazcık daha duygusal açıdan kapalı yetiştirilir ya, ben bunu kesinlikle desteklemiyorum. Ve yani insanın duyguların bastırılmaya zorlanması bence hiç hoş bir olay değil ve Percy'nin bir sevgi duygusunu bu kadar rahat bir şekilde dile getirebiliyor olması süper bir olay. Rick Riordan'ı da buradan tebrik ediyorum. Teşekkürler Rick bize böyle bir karakter yazdığın için. 42. bölümün ismi Annem Bana Boğa Güreşi Öğretiyor. Genel olarak zaten bu serinin bölüm isimleri çok komik. Bakın şimdi birkaç tanesini okuyayım size. Akşam yemeğim kül olup uçuyor. Ölüme balıklama atlıyorum. Bir tanrı bize cheeseburger ısmarlıyor. Bir zebrayı Vegas'a götürüyoruz. Kıvırcık beklenmedik şekilde pantolonunu kaybediyor. Çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Aşırı tatlı bölüm isimleri var. Sayfa 46'dan bir alıntı okuyacağım. 46'da olduğu için spoiler sayılmaz, merak etmeyin. Hayır, belden aşağı bir ağı hayvanı bile olsa sen benim en yakın arkadaşımsın. Ölmeni istemiyorum. Derken kıvırcık yemek diye inledi ve hala umut olduğunu anladım. Sayfa 61. Annabeth elimdeki minotor boynuzuna şöyle bir baktı. Sonra başını bana çevirdi. Şöyle diyecek zannediyorum. Bir minotor öldürdün ha. Vay be muhteşemsin. Veya buna benzer şeyler işte. Bunun yerine şöyle dedi Annabeth. Uyurken ağzından salyalar akıyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Sayfa 65'teyim tamam mı? Ha oh tamam. Kıvırcık boş alüminyum kutudan koca bir parçayı ısırıp kopardı ve kederli bir ifadeyle çiğnemeye başladı. Yani bakın şu sadece bir cümle bakın.
Sadece bir cümle ve kitabın atmosferini ne kadar güzelleştiriyor farkında mısınız? Bir satirin boş alüminyum kutudan kocaman bir parçayı ısırıp, yani bir ice şişesinden veya Coca-Cola şişesinden kocaman bir parçayı ısırıp kopardığını ve kederli bir ifadeyle çiğnemeye başladığınız bir hayal eder misiniz? Yani tamamıyla pozitif enerji. Anlatabiliyor muyum? Çok pozitif enerji anneciğim. Şimdi sayfa 86'dan size bir alıntı değil, sahne okuyacağım direkt olarak. Clarice pis pis sayıttı. Beğenemedin mi? Hayır dedim. Aklım başıma geliyordu. Kötü kokulun nedeni belli oldu. Clarice kükredi. Çaylaklar için bir karşılama törenimiz var Percy. Percy. Her ne halsa. Haydi gel göstereyim. Clarice diyecek oldu Annabeth. Sen karışı mı bilmiş kız? Annabeth'e minotor boynuzumu verdim. Dövüşmeye hazırlandım ama ne olduğunu anlamadan Clarice enseme yapıştı. Beni alnının tuvalet olduğunu anladığım kül tuğlulardan inşa edilmiş bir binaya sürüklemeye başladı. Clarice saçlarımı yolarken ne kadar düşünebilirse şayet bu yer tanrılara ait kendilerine yakışır tuvaletlere paraları yetseymiş keşke diye düşündüm. Clarice'in tüm arkadaşları gülüyordu. Annabeth bir köşede durup gözlerini kapattı, parmaklarının arasından bakmaya başladı. Yani resmen çocuk burada zorbalığa uğruyor. Birden fazla kişinin tarafından, Clarice ve Clarice'in arkadaşları tarafından ve Annabeth sadece kenarda durup izliyor. Bana bu şu anda gerçekten çok komik geldi. Yani Annabeth bu konuda şey bir insan değil. Hani Percy'yi savunacak bir insan aslında ama savunmuyor. Karışmamayı tercih ediyor. Sayfa 135'e kadar geldim. Burada kehanet sahnesi var. Spoiler vermeyeceğim ama sadece kehanette şöyle bir sahne var. Ay tüyü geldi. Dost bildiğin ihanet edecek sana diye bir cümle var kehanetin içerisinde ve ilk okuduğum zamanda bile o ihanet edecek dostun kim olduğunu tahmin etmiştim ben. Bunu belirtmek istedim çünkü bence bu kitapla ilgili tek kusur ihanet edecek olan kişinin kim olduğunun belli olması. Onun haricinde her şey okey ama birazcık tahmin edilebiliyor bence. Ama siz ilk okuduğunuzda tahmin edebildiniz mi onu bana belirtebilirsiniz, söyleyebilirsiniz yani. Belki yani ben denk getirmişimdir bilmiyorum. Arkadaşlar sayfa 180'e kadar geldim ve yani şunu fark ettim. Ben bu Percy Jackson'ın filmleri, Logan Lerman'ın oynadığı filmler vardı ya. Onları çok fazla izledim. Bakın çok fazla izledim. Yani ezberleyecek hale gelene kadar izledim. Dolayısıyla şu anda ne zaman karakterleri hayal etmem gereken bir sahne olsa gözlerimin önüne o üç oyuncu geliyor. Başka kimse gelmiyor. Direkt olarak onları hayal etmek durumunda kalıyorum. Ama bence bir de şöyle bir durum var. Dizinin ilk bölümünü izledim. Filmlerin ikisini izledim. Diziyi sadece merak ettiğim için baktım bu arada. Belki sonrasında toparlıyordur ama kendi görüşüm. Bence kitaplardaki komiklik, kitaplardaki sıcak atmosfer, eğlenceli sahneler falan hiçbirinin enerjisini ne film verebiliyordu ne de dizi verebiliyordu. Özellikle dizi yani hiç komik değildi. Filmlerde yine birazcık daha mizah kısımları vardı ama dizide hiç gülmedim yani. Bitirmedim bu arada diziyi. Kaç bölüm olduğunu da bilmiyorum şu anda. Ama yani kitaplar çok daha iyi. Her türlü kitaplar çok daha iyi, çok daha eğlenceli. Bölüm 14, sayfa 204. Küçük bir alıntı. Bu noktada birkaç şey fark ettim. İlk olarak bir krep gibi dümdüz olmamıştım. Kimse beni barbekü yapmamıştı. Daha biraz daha devam ediyor ama spoiler olmasın diye okumayacağım. Yani çok komik. Çok komik. Çok eğleniyorum şu anda. Arkadaşlar Lotus Kumarhanesi bölümlerini okudum. Daha doğrusu bitirdim o bölümleri. Ve küçükken bu sahneleri ilk okuduğum zaman böyle beynim yerinden çıkmıştı resmen. Yani böyle hiç yani ne Vegas'taki kumarhanelerden haberim var ne bu tarz bir oyun merkezi mi denir yani tam olarak neden dediğini bilmiyorum. O tarz şeyler görmemişim, okumamışım falan böyle demiştim ki oha böyle şeyler mi var diye düşünmüştüm kendi kendime. Ve burada bir zaman akışı muhabbeti olduğu için o da benim kafayı uçurtmuştu. Kendi kendime böyle bir Narnia ile birleştirmiştim demiştim ki işte orada da gidiyorlar ama zaman akmıyor burada da ona benziyor falan böyle. Yani küçücük bir sahne bile olsa bana günlerce hayal kurutmuştu onu söyleyebilirim. Sayfa 275'teyim bir alıntımız var. Öyle mi diye sordun evet. Doğrudan ve dürüstçe atmak yok. Bir yanlışlık olmalı Bay Caron demek yok. Bize baktı. Peki siz nasıl öldünüz? Kıvırcığa dirsek attım. Ah dedi kıvırcık. Şey boğulduk küvette. Üçünüz de mi diye sordu Caron. Evet manasında kafamızı salladık. Büyük bir küvet olmalı dedi Caron etkilenmiş bir ses tonuyla. Ve anlık olarak ilk kitabı bitirdim. Spoilers olduğu için son kısımlara çok fazla çekim yapmadım arkadaşlar. Zaten yani çok fazla söyleyebileceğim bir şey de yok. Son sahneler nedense özellikle olayların kronolojik sıralaması açısından bana birazcık farklı geldi. Yani böyle yani ben nedense böyle olduğunu hatırlamıyorum. Kafamda birazcık farklı kalmış. O yüzden hafızamı tazelediğime gerçekten çok sevindim bu arada. Yani iyi ki tekrar okumuşum. Şey de yapabilirdim. İlk kitabı çok iyi hatırlıyorum deyip ikinci, üçüncü kitaptan da başlayabilirdim ama aslında ilk kitabı o kadar iyi hatırlamıyormuşum. O yüzden gayet sevindim şu anda. Çok eğlenceliydi. Çok
keyifliydi. Bu seriyi çok özlemişim. Riordan'ın yazım tarzını aynı zamanda çok özlemişim. Kitabın birazcık komik olan atmosferini çok özlemişim. Ve evet, böyleydi. İlk kitabımızı bitirdik. Yarın ikinci kitapla devam. Herkese Percy Jackson serimizin ikinci kitabından merhaba. Bugün sizlerle beraber bu serinin ikinci kitabını okuyacağız. Toplamda kaç sayfa hemen söylüyorum. 281 sayfa ve Canavarlar Denizi diğer kitaplara göre en kısa olanı. Şimdi kitapla ilgili bazı şeyleri hatırlıyorum. Filmle ilgili bazı şeyleri hatırlıyorum ama bunlar birazcık kafamda karışmış durumda yani. Neye ait olduğu tam net değil. Bence bu yüzden direkt size ilk cümleleri okuyayım. Sonrasında okumaya başlayalım. Bölüm 1. En iyi dostum gelinlik alışverişinde. Kabusum şöyle başladı. Ve bundan sonra kabusunu anlatıyor. O yüzden anlatmayacağım. O zaman başlayalım. Peki sayfa 22'de Annabeth'in çok havalı bir şekilde içeri girmesi. Şimdi sayfa 31'deyim arkadaşlar. Size bir alıntı okuyacağım. "Affedersiniz," dedim. "Ama görebiliyor musunuz?" "Hayır," diye bağırdı direksiyonun arkasındaki eşek karısı. "Hayır," diye bağırdı ortadaki fırtına. "Elbette," diye bağırdı öfke pencereden bakarak. Annabeth'e baktım. "Kör mü bunlar?" "Tamamen kör değiller," dedi Annabeth. "Bir gözleri var." "Bir göz mü?" "Evet." "Her birinde mi?" "Hayır, toplam bir tane." "Üç kişi, bir göz. Taksi kullanıyorlar." Şimdi sayfa 64'e kadar geldim. Bir yorumum olacak. Tyson filmde biraz daha böyle tatlı, biraz daha sempatik, biraz daha konuşkan biriydi. Yine tatlı ama kitapta çok daha utangaç bir enerji veriyor. Böyle çok daha salak demek istemiyorum ama insanların söylediği şeyleri anlamıyormuş gibi yani. Saf birazcık. Daha saf bir yapısı var. Hangisini daha fazla sevdin Yağmur derseniz bilmiyorum ama ben genelde kitapçıyım yani. Yazar ne yazdıysa o derim. O yüzden kitaptaki Tyson diyeceğim. Sayfa 83 bir alıntımız var. Çektiğimiz cezanın tek güzel yanı Annabeth ile bana ortak bir düşman ve konuşacak bolca vakit kazandırmasıydı. Şimdi aşk değil de ne? Bu aşk değil de ne bana söyler misin? Bana bir söyleyin. Aşk değil de ne bu? 119. sayfaya yani bölüm 9'a kadar geldim. Yine bir yorumum var. Ve bu sefer şöyle düşünüyorum. Bence kıvırcık hikayeye çok güzel bir renk katıyor. Yani klasik eğlenceli yapıştırıcı ufak arkadaş modeli vardır ya o yani. Ve bu yüzden şu ana kadar çok fazla kıvırcık sahnesi okumadığımız için kıvırcığın daha fazla dahil olmasını isterdim. Çünkü gerçekten bir şeyler katıyor yani hikayeye. Alüminyum kutuyu kemirmesi bile yeterli bence. Ama onun haricinde gerçekten akıp gittiğini söyleyebilirim. 119. sayfadayım. Kaç sayfaydı bu? Yani 281 sayfa. Tam yarılamamışım ama yarılamaya yakınım. Çeyreklemişim. Bir kere zaten yazarın kalemi çok akıcı. Cümleleri kısa ama komik, eğlenceli. Sürekli ilerliyorsunuz. Sürekli sizi sarıyor böyle. Bir sonraki sayfa, bir sonraki sayfa diye gidiyorsunuz. O yüzden halimden aşırı memnunum. Sayfa 164'teyim. Arkadaşlar kitabı nasıl okuyorum biliyor musunuz? Kitabı böyle okuyorum. Bakın şimdi. Gerçekten böyle gidiyor kitap. Bir tık daha yavaş ama yani genel olarak aşırı derecede gidiyor ya, gidiyor yani. Utanmasam şöyle yapacağım. Şöyle yapıp okuyacağım kitabı. Resmen makineye bağladım. Taramalı tüfek gibi okuyorum. Çok eğleniyorum. Aşırı keyifli, sürükleyici ve 164'te üzücü bir sahne var aslında. Ancak hem kitabını okuduğum için hem de filmi izlediğim için gayet net bir şekilde bu üzücü olayın sonunda ne olduğunu biliyorum. Bu yüzden bana etki etmedi yani, üzülmedim. Ama ilk defa okuyor olsaydım muhtemelen burada bayağı bir böyle mala bağlardım. Bir süre duvar falan izlerdim. Ama şu anda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Bir de sonunda bir olay oluyordu diye hatırlıyorum ama bu filmde mi vardı, kitapta mı yoktu tam emin değilim. Bu yüzden okumaya devam edelim. Arkadaşlar. Annabeth'in Percy'ye yosun kafa diye seslenmesi o kadar tatlı ki. Ben gerçekten karakterlerin birbirlerine taktıkları takma isimlerin kölesiyim. Buna karar verdim. Çok ciddiyim bu konuda. Takma isim kullanılan kitaplara genel olarak bayılıyorum. Mükemmel bir olay. Sayfa 208'den bir alıntı okuyacağım. Spoiler değil. Yani aslında sahne spoiler olan bir sahne ama ben iki cümle okuyacağım sadece. Ya da üç cümle mi? Canavar üstüne üstüne gelirken kıvırcık çığlık atıp ondan kaçmaya başladı. "Dur," diye yalvarıyordu kıvırcık. "Beni diri diri yeme. Ben güzel bir yemek tarifi biliyorum." "Yemek mi?" diye sordu. "Evet evet, inan bana. Beni pişirmeden yemek istemezsin. Sonra bakterilerle, zehirlenmeyle falan uğraşırsın. Ateşte yavaş yavaş kızarırsan tadım daha iyi olur. Üstüme de mangalı sosu koydun mu süper olur. Hemen gidip ormandan mangal toplayabilirsin. Ben burada beklerim." Ben kıvırcığa gerçekten bayılıyorum. Kıvırcık mükemmel bir karakter. Aşırı iyi bir karakter. Sayfa 237'deyim. "Lütfen bana açıklar mısınız? Bu karakter niye sürekli yırtık dondan çıkar gibi çıkıp çıkıp duruyor? Sürekli
sürekli bir yerlerden fırlıyor ya. Yeto ya. İnşallah 3. 4. kitapta bu kadar fazla okumuyoruzdur bu karakteri. Çünkü yeter. Gerçekten yeter. Böyle son dakikada gelip de ortalığı karıştırmasına hiç hoşlanmıyorum. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, çoğu kişinin aksine ben Clarice'i seven taraftayım. Clarice'in gıcık bir karakter ve zorba olmasını kesinlikle desteklemiyorum. Hiç hoş bir şey değil. Ama cesur tarafı, kendini kanıtlama çabası benim hoşuma gidiyor. O yüzden seviyorum. Ve kitap da bitmek üzere. 20 sayfam falan kaldı şu anda. 281 ve bitirdik. Kitabımız bitti. Sonu tam olarak hatırladığım gibi. Ne eksik ne fazla. Aradaki birkaç detayı unutmuşum, birkaç detayı hatırlıyorum. Karakterlerle ilgili bazı sahneleri unutmuşum. Ama onun haricinde yani böyle çok şaşırdığım, wow olduğum bir sahne falan olmadı. Genel olarak hatırladığım şeyler vardı. Muhtemelen 3. kitaptan sonra işte oha ne oldu burada, bu kimdi falan olmaya başlayacağım. Çünkü asıl hatırlamadığım kitaplar onlar. İlk iki kitap birazcık ezberimdeydi. 2. kitapta kıvırcık olmadığı için benim için bir tık üzücüydü. Ve birazcık da geçiş kitabı gibiydi açıkçası. Serinin devamında daha da güzelleşeceğini, daha fazla karakter eklenerek daha böyle eğlenceli bir hale geleceğini düşünüyorum. Yani ilk kitabı daha fazla seviyorum ama 2. kitapta Annabeth'in olaylarını seviyorum. Annabeth'i daha fazla okuyoruz çünkü. Evet, 2. kitabımız böyleydi. 3. kitapta görüşmek üzere. Herkese Percy Jackson serimizin 3. gününden selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber Titan'ın Lanetini okuyoruz. Serimizin 3. kitabı kaç sayfa olduğuna bakayım hemen. Sayfamız 305 sayfa. Yine 2 saatten kısa bir sürede bitiririm muhtemelen. Hemen ilk cümlemize de bakalım. Bölüm 1. Kurtarma operasyonu çok ters gidiyor. Kış tatilinden önceki cuma günü annem gece kalmama yetecek kadar ıvır zıvırı bir miktar ölümcül silahı çantaya doldurdu ve beni yeni bir yatılı okula götürdü. Yolda arkadaşlarım Annabeth'i ve Talia'yı da aldık. Ve başlıyorum ben direkt. Sayfa 8. Kıvırcık tribünlere oturmuş tartışan bir çift ufak çocuğa işaret etti. Bianca ve Nico Di Angelo. Bu karakterlerle alakalı çok az şey hatırlıyorum. Yani 4. ve 5. kitapta ne kadar fazla rolleri olduğunu hatırlamıyorum. Ama benim dönemimde Percy Jackson çok fazla popülerken Nico'nun bayağı popüler olduğunu hatırlıyorum. Ama onlarla ilgili net anılarım yok böyle. O yüzden yani ikisini de baştan tekrardan tanıyormuş gibi hissediyorum. Sayfa 35, size bir alıntı okuyacağım. O halde çok iyi sörf yapıyorsundur. Kıvırcığa baktım. Gülmemek için çaba harcıyordu. Aman Nico dedim. Gerçekten hiç denemedim. Nico soru üstüne soru soruyordu. Talia ile çok kavga ediyor muymuşum? Ne de olsa o Zeus'un kızıymış. Buna yanıt vermedim. Madem Annabeth'in annesi Athena, yani bilgelik tanrıçasıymış, nasıl olup da Annabeth uçurumdan düşebileceğini hesaba katmamış? Bu soruyu sorduğu için Nico'nun gırtlağına sarılmak istedim ama kendimi tuttum. Annabeth benim kız arkadaşım mıymış? O an çocuğu alıp içi et dolu bir çuvala koyduktan sonra kurtlara atmak istedim. Bakın, sayfa 78'deyim, tamam mı? Bir şey soracağım. Acaba Rick tüm karakterleri aynı kitapta yazmaya üşeniyor olabilir mi? Çünkü yani sürekli birileri kayboluyor. Yeto artık birileri kaybolmasın. 2. kitapta kıvırcık yoktu. 3. kitapta Annabeth kayıp. Annabeth'i arıyoruz. Sevgili Rick, buradan Rick'e sesleniyorum. Lütfen birilerini kaybetmez misin artık? Sayfa 109. Şunu söyleyeceğim. Talia ile Percy'nin anlaşamıyor olması normalde belki bazı okurları sinir edebilir ama beni hiç etmedi. Bence ikisinin anlaşamıyor olması kitaba baya bir renk katıyor ve ikisinin de komplike karakterler olduğunu gösteriyor. Ve ben böyle karmaşık, İşte hata yapan, kusurlu karakterleri seviyorum. Aslında yazılması gereken de bence birazcık böyle kusurlu karakter olması. Yani mesela siz bir karakter yazıyorsanız bir tane kusurunu sayabiliyor olmanız gerekir diye düşünüyorum. Aslında ben düşünmüyorum bunu. Geçenlerde arkadaşımla konuşurken böyle bir sonuca varmıştık ve çok mantıklı bulmuştum. Bu yüzden eğer karakter yazıyorsanız ve karakteriniz böyle dünyayı kurtaracak mükemmel bir kahraman falan değilse ki bence onların da kusurları olmalı. Kusur yazmayı unutmayın. Sayfa 156 ve Percy'nin kılıcının anlamı ne biliyor musunuz? İnsanları şaşırtan akıntı. Çok iyi değil mi? Yani başka bir isim var da anlamı bu. Ben epik fantastik kitaplarda kılıçlara isim verilmesine bayılıyorum. Kılıçların kesinlikle isimleri olmalı. Bayılıyorum ya. Aşırı güzel bir şey bence. Sayfa 210'dayım. Yine bir alıntı okuyacağım size. Dürüm savaşı diye bağırdı ve elindekini en yakındaki iskelete fırlattı. Kıvırcık yapıyor bunu. Şimdi eğer hiç Burrito denen Meksika dürümleri uçarak size gelmemişse kendinizi şanslı saymalısınız. Burrito fırlatılan ölümcül silahlar sıralamasında etki açısından el bombası ile gülle arasında bir yerde yer alır. Kıvırcığın öğle yemeği iskelete çarptı ve kafatasını boynundan koparıverdi. Kafedeki diğer çocuklar ne görüyor da bilmiyorum ama deliye döndüler ve burritolarını, patates tabaklarını, gazozlarını çığlık çığlığa birbirlerine atmaya başladılar. Şimdi arkadaşlar sayfa 255'teyim ve birileriyle tanışıyoruz.
sürekli hikaye birileri ekleniyor arkadaşlar. Ve sürekli eklenen bu hikayeler yani doğru düzgün bir yere varmıyor ve ben sürekli birilerinden tanıştığımızı çözmeye çalışıyorum. Kötü bir şey değil bu arada karakterlerin eklenmesi. Gayet okey bir şey bence. Ama kafamı karıştırmadığını da söyleyemeyeceğim. Bakalım bitmesine az kaldı. Biraz sonra bitecek. Kitabı bitirdim ve geldim. Serideki en sevmediğim kitap bu oldu. Bunun sebebi de Annabeth'in ön planda olmaması ve sonunda olan bir tane olaydı. Kötü müydü? Kesinlikle değildi. Zaten Talia birazcık Annabeth'in yokluğunu kapatıyordu. Ama bilmiyorum, ben ikinci kitabı okurken daha fazla eğlenmiştim. Ya belki yaşımdan dolayı da olabilir. Zaten hikayeyi okumuşum. Zaten ne olup bittiğini biliyorum. Yani çok fazla hatırlamasam da bazı şeyleri biliyorum. Ve birazcık da büyüdüğüm için, bayağı bir fantastik okuduğum için eskisi kadar büyüleyici ve mükemmel gelmiyor olabilir ki bu gayet normal bence. Ama birinci ve ikinci kitapta çok daha fazla eğlenmiştim. Üçüncü kitap benim için o noktaya çıkmadı yani. Ama önümüzde hala iki tane kitap var. Dördüncü kitabı, beşinci kitabı da önümüzdeki günlerde okuyacağız. Umarım onlarda birazcık daha eğlenirim, birazcık daha keyif alırım. Yarın görüşürüz. Herkese Percy Jackson serimizin dördüncü gününden ve dördüncü kitabından merhabalar. Bugün sizlerle beraber dördüncü kitabı okuyacağız. Hemen ilk öncelikle komik bölüm başlarımıza bir bakalım. Çünkü bölüm başları genelde çok komik oluyor. Birinci bölümün ismi Pompon Kızlar Takımıyla Savaşıyorum. Akreplerle ebelemeci oynuyoruz. Kaka kürüyorum. En komikleri bunlar. Diğerleri o kadar komik değildi. Şimdi bir de ilk cümlemize bakalım. Yaz tatilinde yapmak isteyeceğim en son şey de bir okulu daha havaya uçurmak. Çok basitimiz, siz de hobi olarak okulları havaya uçuruyorsunuz. Percy Jackson da öyle yapıyor. Şimdi dediğim gibi benim 4. ve 5. kitapla ilgili hiçbir anım, hiçbir hatırladığım bir şey yok. Bu nedenle yani beklentim şu noktada çok yüksek değil. Sadece birilerinin kaybolmamasını diliyorum. Yani birileri artık kaybolmasın. Biz ne Kıvırcığın peşinde koşalım, ne Annabeth'in peşinde, birilerinin peşinde koşmayalım. Doğru düzgün aksiyonlu kitabımızı okuyalım ama birileri kaybolmasın. O zaman ben başlıyorum. Bu arada sayfa sayısı da 365. 365 sayfayı 2-2,5 saatte falan bitiririm muhtemelen. Başlayalım. Sayfa 16 ve 15'ten bir alıntı okuyacağım size. Annabeth'in gülümsemesi resmen anında yok oldu. Önce Rachel'a, sonra da okula baktı uzun uzun. Kara kara dumanları ve öten yangın alarmını ancak o an fark etmişti herhalde. Kaşların çatıp bana döndü. Bu kez ne halt yedin? Arkadaşlarıma olan güvenim ektedir. Hatta bir saniye, sahnenin devamı da çok komik ilerliyor. Dur bir dakika dedim ve peşinden koşmaya başladım. İki tane empusa vardı diyerek açıklamaya koyuldum. Bunlar pompon kızdı, anladın mı? Kamp yanacak dediler. Sonra ölümlü bir kıza melezleri mi anlattın sen? Sisin aydın görebiliyor. Canavarları benden önce fark etti. Sen de ona gerçekleri söyledin. Beni Hoover Barajı'ndan hatırladı. O yüzden önceden tanışıyorsunuz demek. Geçen kış. Ama cidden tanıyorum denemez. Pek de şirin bir kızmış. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sonra bir şekilde konuyu kapatıyorlar ama bu diyaloglar bana çok komik geldi. O yüzden okudum. Şimdi devam ediyorum. Sayfa 21. Vadeden aşağı indik. Yaz derslerinin tam gaz başladığını gördük. Kampçıların çoğu geçen cuma varmışlardı. O yüzden daha o an geride kalmış gibi hissettim. Satiler çilek tarlalarında kavallarını çalarak bitkilerin orman sihriyle büyümelerini sağlıyorlardı. Kampçılar uçan at bilinciliği dersleri alıyor. Pegasuslarıyla kuruların üzerine dalışa geçiyorlardı. Çocuklar sanat ve zanaat dersinde kendi silahlarını yaparken örslerden, çekişlerden dumanlar tütüyordu. Athena ve Demeter takımları spor sahasında at arabalarını yarıştırırlarken 3 sıra kürekli Yunan kadırgalarındaki çocuklar ufak gölde turuncu renkli devasa bir deniz yılanıyla savaşıyorlardı. Kampta sıradan bir gün işte. Hayal edebildiniz mi o manzarayı? Ben direkt ettim mesela. Direkt böyle gözümün önüne geldi ve biri beni de bu kampa götürsün. Lütfen, lütfen. Ben de bu kamptan olmak istiyorum. Arkadaşlar sayfa 30'a kadar geldim ve şu anda Percy Kıvırcık'la bir süredir görüşmediği için neler yaşadığını öğrenmeye çalışıyor. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor ve yani haftalarca görüşmemişler ve ben en yakın arkadaşımla haftalarca görüşmesem, konuşmasam muhtemelen kafayı sıyırırdım. Yani beni tımarhaneye falan kapatmanız gerekirdi. Nasıl dayandıklarını gerçekten anlamadım. Bölüm 4'teyim ve içimden bir ses şu noktada en eğlenceli kitabın bu olacağını söylüyor. Çünkü gerçekten böyle bir labirent muhabbetleri falan benim aşırı derecede ilgimi çekti. Çok eğlenceli geçecekmiş gibi geliyor. Birazcık heyecanlandım. Bakın şimdi. Percy ile Annabeth'in arasındaki ilişki slow burn bir ilişki, tamam mı? Ama yani hayatımızda okuduğumuz en slow burnlerden bir tanesi olabilir. Normalde smart kitaplarda elle tutuştuklarında hiçbir tepki vermezsiniz. Ya da ne bileyim öpüştüklerinde falan. Çünkü bunlar onlar için basit şeylerdir ya. Slow burn'de tam aksine böyle bir bakış bile okuru genelde çıldırtır ve size şimdi şu sahneyi okuyacağım. Sayfa 80 bu. Annabeth bu sorumun ardından beni şaşırtan
bir şey yaptı. Gözleri doldu, kollarını iki yana açtı. Öne atılıp ona sarıldım. Öyle tuhaf bir heyecan kaplamıştı ki içimi, sanki bir kelebek sürüsü midemdeki bir rock konserinde delicesine kafa sallıyordu. Annabeth'in saçları limon sabunu kokuyordu. Tir tir titriyordu. Sarıldılar. Sarıldılar ve bu sarılma Annabeth'in her zamanki böyle ben güçlüyüm, ben yenilmezim tavrı değil, böyle bir zayıflığını göstereyim. Çok tatlılar. Sayfa 149'dan yine size bir alıntı okumaya geldim. Burada Percy atların yanına gidiyor ahırı temizlemek için, tamam mı? Zihniyle irtibat kurarak konuşmaya çalıştım. Çoğu atla bu şekilde konuşabilirim. Merhaba dedim. Ahırları temizleyecektim de güzel olmaz mı sence de? Evet dedi at. İçeri gel. Yerim seni. Ne tatlı melessin sen. İtiraz ettim. Ama babam deniz tanrısı Poseidon. Atları o yarattı. Evet dedi at şekle. Poseidon da gelsin. Denizden baban çıksa yer. Deniz mahsulü yenmez mi hiç? Bu arada gerçekten denizden baban çıksa yerim diyor mu, yoksa çeviride bu şekilde mi benzetmişler? Hiç fikrim yok ama aşırı komik geldi. Arkadaşlar, az önce sayfa 202'de ne oldu? Spoiler olduğu için söyleyemiyorum. Ama oha oldum. Ay, of çok güzel. Çok tatlılar. İmdat. O kadar tatlılar ki delireceğim. Ben çok seviyorum bu karakterleri. Gerçekten çok seviyorum ya. Sayfa 274. Yolu takip edeceğiz dedi. Zemindeki şu parıltıyı izlememiz lazım. Annabeth, hani bizi tuzağa götüren parıltıdan mı bahsediyorsun diye sordu. Annabeth, onu rahat bırak dedim. Rachel elinden geleni yapıyor. Annabeth ayağa kalktı. Ateş sönmek üzere. Siz ikiniz plan yaparken ben gidip çalı çırpı toplayayım dedi. Sonra karanlığın içinde kayboldu. Rachel zemine bir başka resim daha çizdi. Bu, Annabeth genellikle bu kadar gıcık değildir dedim. Derdinin ne olduğunu anlamadım gitti. Rachel kaşlarını havaya dikti. Emin misin? Ne demek istiyorsun? Ah şu erkekler diye mırıldandı. Kör gibi oluyorlar. Gerçekten tüm kitap boyunca, yani bu Percy'cim canımın içi, sen kör müsün, sar mısın, aptal mısın çocuğum? Gerçekten Rachel o kadar haklı ki şu cümlede. Tamam, Annabeth de duyguları hakkında birazcık daha açık olabilir ama zaten Annabeth bu tarz şeyleri konuşmayan, söylemeyen, göstermeyen birisi. Burada Percy'nin anlaması gerekiyor. Sayfa 343'teyim dostlar. Ve size bu tarz küçük çocukların olduğu kitaplarda olmasından nefret ettiğim şeylerden bir şey söyleyeceğim. Büyüklerin, kitaptaki büyüklerin çocuklara inanmaması. Nefret ediyorum bunun olmasından. Harry Potter buna bir örnek. Narnia buna çok büyük bir örnek. Percy Jackson da şu anda buna bir örnek ve ben buna aşırı sinir oluyorum. Yani siz çocuksunuz deyip onlara inanmadıkları zaman gerçekten benim böyle kitabı alıp suratlarım bir tane geçirsin geliyor ya. Çok sinir oluyorum. Bakın gerçekten çok sinir oluyorum. Bir dinle, bir anlamaya çalış. Bu çocuk niye bunu söylüyor? Niye ona inanmıyorsunuz? Neyse. Of, delirdim burada. 343'teyim. Şu kadarcık sayfam kaldı. Bitirip geliyorum. Bitirdim ve geldim dostlar. Percy Jackson'ın 4. kitabını da bu şekilde veda etmiş olduk. Bence serinin ilk 4 kitabı arasında en iyisi, en eğlencelisi, en atraksiyonlusu, böyle en komiği kesinlikle 4. kitaptı. Favorim kesinlikle 4. kitap oldu. Çok sevdim. Özellikle Annabeth'in ön planda olmasına bayıldım. İnşallah 5. kitapta daha da ön plandadır. 5. kitabı da buraya, burada masanın üstüne koymuşum. 5. kitapta ne olacağını hatırlamıyorum. 5. kitap kaç sayfaymış? 387 sayfaymış 5. kitap. Bakalım, heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım. Şu ana kadar favorim 4. kitap oldu. Umarım 5. kitap 4'ten de daha iyidir. Öyle umut ediyorum. Ama değilse de hiç sıkıntı değil. Yine keyifle okuyacağıma eminim. 4'e bu şekilde keyifli ve memnun bir şekilde veda ediyoruz. Ay çok sevdim. 4 gerçekten favorimdi. Neden 4'ü unutmuşum bilmiyorum bu arada. Yani en güzel kitabı unutmuşum resmen. Neyse, o halde yarın final kitabıyla görüşmek üzere. Bay bay. Buradan tüm video boyunca şurada fosur fosur uyuyan bir kasama da selamlar, teşekkürler. Herkese Percy Jackson serimizin 5. kitabından selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber son kitabı okuyoruz. Son kitabımızın sayfa sayısı 387 sayfa. Çok rahat 2 saatte bitirebileceğim bir kitap. Seriye veda etmeye hazır mıyım diye düşünecek olursak evet birazcık hazırım. Çünkü yani zaten ilk okuyuşum değil, ikinci okuyuşum. Sonunda ne olduğunu hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ama şöyle bir durum var ki bu birazcık çocuk kitabı olarak da geçtiği için böyle aşırı derecede büyük, aşırı derecede bizi şoka uğratacak ölümler falan olduğunu zannetmiyorum. Mutlu bir şekilde biter muhtemelen. Bu yüzden çok fazla korkum yok. Çok fazla endişe de etmiyorum. Hemen beraber bölüm başlarına bakalım. Komik olanları okuyayım size. Bunda o kadar komik şeyler yokmuş, geri geçiyorum. Şöyle bir küçük haritamız var, diğer kitaplarda yoktu bu. Ve ilk cümleye gelecek olursak da bir Pegasus gelip de arabamın kapısına konduğunda dünyanın sonu gelmişti. Bu şekilde başlıyor. Şimdi beraber okuyalım. Ben şunu birazcık...
Evet, şimdi okuyabiliriz. Şimdi ilk bölüm direkt olarak aşırı derecede heyecanlı geçti. Direkt olarak boloslama kitaba daldık yani. Hiç böyle bir giriş miriş yok. Direkt olarak daldık. Aşırı aksiyonlu başladı. Direkt devam ediyorum. Sayfa 50 size bir alıntı okuyacağım. Clarice'in üstünde hala savaş giysileri vardı. Elektrik saçan mızrağı da sırtına asılıydı. Aslında Bond ikinci mızrağıydı. İlkini ben kırmıştım. Clarice mızrağı Bördeş'in ismini takmıştı ama onun arkasından herkes mızrağı Kurdeşen diyordu. Bir kolunun altında yabani domuz biçimli miğferi vardı. Belinde de bıçağı. Bu arada bu kitabın tamamı yani muhtemelen bir son 50 sayfada karakterlerin savaş sonrasındaki hallerini okuruz ama onun haricinde bayağı savaş odaklı geçecek gibi duruyor. O yüzden çok fazla yorum yapabilir miyim bilmiyorum. Savaş sahnelerinde ben birazcık geriliyorum çünkü böyle çok hızlı okuyasım geliyor. Neyse devam edelim. Sayfa 90'dayım ve cehennem tazısına binip ışınlandılar. Işınlandılar derken gerçekten ışınlanmadılar bu arada. Kitapta gölge yolculuğu olarak geçiyor ismi de. Basitçe söyleyecek olursak ışınlandılar yani. Ay böyle bir şey süper olmaz mıydı ya? Kedilerimin falan böyle bir süper gücü olsa. İmzalara falan gideceğim zaman böyle bana dokunsalar ve ben pat diye orada oluversem süper olurdu gerçekten. Havaalanında kafamda çorapla gezmek zorunda kalmazdım en azından. Sayfa 96'dayım. Luke'un annesiyle konuşuyoruz bu sahnede ve ben şunu söyleyeceğim. 5 kitap boyunca Luke aşağı, Luke yukarı, Luke sağ, Luke sola. Bir villain olarak sürekli tamam Kronos da var ama onun haricinde Luke'u okumak beni birazcık boğdu yani. 5 kitap boyunca Luke, 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 Yeto. Gerçekten Yeto. Birazcık farklı karakterler olsaydı keşke villain olarak. Yine tamam okey mesela 4. kitapta farklı düşmanlarımız falan da vardı. Ama yine de bu kadar fazla Luke'a odaklanılması çok fazla hoşuma gitmedi. Keşke daha fazla, daha güçlü görünüşlü villain olsaydı ama yapacak bir şey yok, devam ediyoruz. Sayfa 108. Şimdi size bir sorum var. Şimdi siz bir annesiniz, tamam mı? Ve ya da babasınız. Oğlunuzun dünyayı kurtarması gerekiyor. Ama bunu yaparken ölme ihtimali var. Oğlunuzu o göreve gönderir misiniz, göndermez misiniz? Size bunu sormak istiyorum. Çünkü ben şöyle bir düşündüm, göndermem. Hatta düşünmeme gerek kalmadı yani, direkt olarak göndermem. Bana ne dünyadan derim. O yüzden bu soruya cevaplarınızı çok merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlarda buna ne cevap veriyorsunuz? Sizin etik algınız hangi tarafı doğru buluyor? Lütfen bunu yazın. Merak et. Percy kıvırcığı yemek ve krep diyerek uyandı. Ve arkadaşlar hayatımda hiçbir karaktere kendimi bu kadar yakın hissetmemişim çünkü annem beni böyle uyandırabiliyor musunuz? Hatta bazen babam da. Diyorlar ki işte ne bileyim kahvaltı hazır sana şunu yaptık. Ya da gelip direkt koklatıyorlar falan böyle beni uyandırmak için. O yüzden şu an resmen kendimi okuyormuş gibi hissettim. Kıvırcık eşittir ben. En sevdiğim karakter seri boyunca Annabeth ama en fazla benzediğim karakter Kıvırcık. Sayfa 142. Bol şans dedim. Şimdi Bayan Oleri ile birlikte buradan çıkmam gerek. Nereye gideceksin diye sordu. Mağazanın girişine bakıp yaşayanların dünyasına giden uzun yolu düşündüm. Savaşı başlatmaya gidiyorum. Yani şunu söylerken ki yüz ifadesi ne bileyim yani bana çok şey geldi, ütopik geldi. Aşırı derece büyük bir savaşı kaç yaşında oldu? Şimdi bu kitapta Percy kaç yaşında emin değilim. 16. Ha 16 16 tamam pardon 16 yaşında çünkü kehalette 16 yaşında diyor. 16 yaşında koskoca bir savaş senin ellerinde ve diyorsun ki hadi eyvallah ben savaşı başlatmaya gidiyorum. Çok komik geldi. Bir de 16 yaşındaki bir çocuğun elinde bu kadar fazla güç olması da aynı zamanda bana çok komik geldi. Şimdi çok işin aksine benim bu kitapta sevdiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Luke, Talia ve Annabeth üçlüsünün arkadaşlığı benim çok hoşuma gidiyor. Yani okey, Luke bazı ayıplar etti. Hiç hoş olmayan şeyler yaptı. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama yani küçüklüğünden beri böyle birbirine sahip çıkan bir arkadaş grubunun beraber büyümesi fikri ve kendi ailelerini oluşturma fikri. Böyle abi kardeş gibi ya da abla kardeş gibi büyümeleri falan çok hoşuma gidiyor. Ben bu konsepti bayağı seviyorum. Bayağı seviyorum. Bunu belirtmek istedim. Şimdi 154'ten devam ediyorum. Sayfa 188 bir alıntı okuyacağım. Tereddütle tamam manasında kafasını salladı. Tamam haydi işe koyulalım. Cesaretimi kaybetmeden bana yaşayan öpücüğü vermeyecek misin dedim. Ne de olsa canavarlarla savaşmaya giden kahramanlara öpücük verilir. Bana yumruk atacağını sanıyordum ama Annabeth hançerini çekip bize doğru yaklaşmakta olan düşman ordusuna baktı. Her bir sağ salim geri gel de düşünür üzüyorsun kafa dedi. Ben bu ikisine bayılıyorum. Ben bu ikisine gerçekten bayılıyorum. Şimdi bir alıntı okuyacağım. Bu videoda spoiler arası verdim mi vermedim mi bilmiyorum ama bu alıntı bir spoiler arkadaşlar. İleri sarabilirsiniz bu yüzden. Aşırı etkilendim bu sahneyi okurken. Tam köprünün ortasına varmıştık ki çok tuhaf bir şey oldu. Sırtımdan aşağı soğuk terler aktı. Hani birisi mezarınızın üstünde yürüdüğünde böyle olduğunu söylerler ya. İçime öyle tuhaf bir his kapladı. Annabeth çığlığı bastı. Annabeth diye bağırıp arkamı döndüm ki Annabeth kolunu tutarak yere düştü. Elinde kanlı bir bıçak tutan bir melez onun tepesinde dikilmişti. Birden neler olup bittiğini anladım. Melez aslında beni bıçaklamaya çalışıyordu. Bıçağı tutuşundan bana rahatlıkla ulaşabileceğini gördüm. Hem de sırtım ona dönük olduğundan bıçağını tek zayıf noktama saplayabilirdi. Annabeth bıçakla arama girmişti. Şu anda böyle Percy şip damarım yani şuradan ben mahvoldum.
Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Çok yoğun duygular var şu anda. Sayfa 235. Domuzlar da uçar bölümünde birazcık ara veriyorum. Bu arada kalemle okudum çünkü öyle bir not alıyordum arkadaşlar. Böyle duygularımı falan daha sonra unutmayayım diye. Her 10 senede bir Percy Jackson serisini baştan okumamak için. Her neyse birazcık ara vereyim, bir çay falan içeyim, sonra gelip devam edeceğim. Ve şimdi sayfa 235'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Dinlendim, birazcık kendime geldim. Yarısından fazlasını okuduk zaten. Bu yüzden sakin oluyoruz, derin nefesler alıyoruz ve kitabı güzelce bitiriyoruz. Arkadaşlar sayfa 270'teyim ve bu Percy ve Annabeth sahneleri bana hiçbir şekilde yetmiyor. Yani çok daha fazlasına ihtiyacım var. Lütfen bana Rick Riordan'ın diğer kitaplarında Percy ve Annabeth'i okuyor muyuz? Onlarla ilgili şeyler öğreniyor muyuz? Lütfen bana bunu söyler misiniz? Çünkü bu bana yetmeyecek. Hiçbir şekilde yetmeyecek hem de. Çünkü çok tatlılar ve çok yakışıyorlar. Sayfa 311'deyim. Sözde daha önce bu kitabı okudum ama hiçbir şey hatırlamadığım için. Yani mesela Rachel diye bir karakterinin varlığını bile hatırlamıyorum doğru düzgün. Bu yüzden sonunda neler olacağından emin değilim. Bu yüzden kendimi gergin hissediyorum. Ama dediğim gibi mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde de bu bir çocuk kitabı olduğu için, çocuk kitabı olarak geçtiği için böyle çok kötü karakterlere veda ettiğimiz bir son yoktur muhtemelen. Kendimi bu şekilde avutuyorum en azından şu anda. Umarım doğru düşünüyorumdur. Umarım. Sayfa 340. Bana söz vermiştin sahnesini okudum. Ben bu alıntıyı işte Percy Jackson fandomunda bu dizi çıktığı zaman birazcık daha popülerleşti ya, eski sevenler tekrardan kitapları okumaya başladı ya da ne bileyim kitaplar hakkında konuşmaya başladı falan filan, neyse. Her yerde keşfetime bu alıntı çıkıyordu ve ben şöyleydim. Ben böyle bir alıntı nerede geçtiğini hatırlamıyorum. Bu ne alaka diye düşünüyordum ve şu anda o alıntıyı okudum. Sayfa 340'da o alıntıyı okudum. Böyle kalbim böyle pıt oldu. Ağlamamaya çalışarak devam ediyoruz. Sayfa 358'den de bir alıntı okuyacağım size. Tanrılar öfkeyle bana bakıyorlardı ama Annabeth elleriyle ağzını kapatmıştı. Gözleri parlıyordu. İşte görmek istediğim şey. Sayfa 380'deyim. Sadece bir bölüm kaldı ve burada bir öpüşme sahnemiz var ve hayatım boyunca okuduğum en detaysız ama aynı zamanda da romantik öpüşme sahnelerinden birisi olabilir. Yani çok tatlı ve ben bu sahnenin fanartlarını görmüştüm daha önce. Ve arkadaşlar kitabı bitirdik. Öncelikle seriye veda ettiğim için üzgünüm ama gerçekten süper bir maraton oldu. Yani çok çok özlemişim tüm seriyi. Aşırı derecede özlemişim. Bu yüzden çok çok iyi geldi. Süper hissettirdi. Karakterlerin hepsini çok seviyorum. Bakın gerçekten karakterlerin hepsini çok seviyorum. Clarice dahil. Clarice'i çok kişi sevmiyor ama ben onu da seviyorum. Aynı zamanda bu kitapta yaptığı jest de çok iyiydi. O sahnelerde bayıldım Clarice'e. Onu hayal etmesi falan çok iyiydi. Umarım dizi iptal olmaz ve bu sahnelerin hepsini dizide de izleyebiliriz. Bunun yanında yani eğer 12 yaş ve üstündeyseniz bu kitabı, bu seriyi alıp okuyun arkadaşlar. Yani videonun burasına kadar geldiyseniz eğer lütfen bu seriyi alıp okuyun. Çok seveceğinize eminim. Her yaştan okuru bence gerçekten tatmin eder, keyif verir. Bakın 12 yaşında da okudum diyorum. Şu anda 23 yaşındayım. 23 yaşında da okudum. Ve her türlü keyif alıyorum yani bu seriden. Karakterler mükemmel. Dediğim gibi birazcık Yunan mitolojisine hakim olursanız daha iyi. Ya da en azından hakim olmasanız bile bir kağıt kalem fena olmaz diye düşünüyorum. Ama bu benim için yani. Ben çok fazla adapte olamıyorum. Ondan dolayı söylüyorum. Belki siz çok iyi biliyorsunuzdur. Bilmiyorum. Genel anlamda baktığımızda kesinlikle süper bir maraton oldu yani. Eğer videonun burasına kadar geldiyseniz lütfen aşağıda yorumlarda yorum yaparken bir deniz emojisi ya da bir su emojisi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece videonun sonuna kadar izlediğinizde bilmiş olurum. Süper bir maratondu. Çok keyif aldım. Çok mutluyum. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Eğer bu tarz serileri maraton yapmanı hoşlanıyorsanız bunu da belirtirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda da hangi tamamlanmış serileri maraton yapmamı istersiniz bunu da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve o halde kapanışa geçelim. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Üçlerde ismim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalım abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Eğer kitabıma ulaşmak isterseniz aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz. Her cuma, cumartesi, pazar 17.00'da yeni videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Yani anlamadığım konu neden bu ikisi diğer üçünden daha uzun ve daha kalın gibi duruyor. Yani bu neden? Neden sevgili Doğan Egbo? Neden bunu yaptın bize?